Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Saka'nın katılımlarıyla Türkiye, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret, Yatırımlar ve Tahkim Paneli Venedik Sarayı'nda düzenlendi etkinliğin açılışında konuşan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi İtalya ve Türkiye'nin güçlü ilişkilerinin Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzandığını belirterek, geçen yüzyıllarda da bu ilişkilerin giderek arttığını dile getirdi. Marrapodi, Floransalı ve Osmanlı bankacılarının birlikte çalışmaları ve Roma ve İstanbul'un yüzyıllar süren aktif ticaretlerinin bugün halen devam ettiğine işaret ederek, Türkiye'nin stratejik gücüne, potansiyeline, Avrupa için önemine ve İtalya ile yakın ilişkilerinin geleceğine inanıyorum diye konuştu. Türkiye yüksek bir genç nüfusa sahip ve eğitime oldukça yatırım yapan bir ülke olduğuna dikkati çeken Marapodi, Türkiye, Avrupa'nın Orta Doğu'ya açılan kapısı kişisel ilişkiler ve yüzyıllar sürecek köprüler kurmak çok önemli, Türkiye'nin konumu ve önemi dünya ile her zaman güçlü ekonomik ve politik bağları olacağının göstergesi ifadelerini kullandı. Marrapodi, enerji ve telekomünikasyon gibi uluslararası ticaret ve iletişim araçlarının önemi gün geçtikçe artıyor, şirketlerimize makroekonomik inisiyatifler sağlamalıyız, yatırımcılara sorunlarını çözebilmek adına efektif araçlar vermeliyiz değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da İtalya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin dengede seyrettiğini ifade etti Dağlıoğlu, Türkiye'nin uzun dönem ekonomik başarısı ve uluslararası tedarik zincirine dahlinin söz konusu olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı. Endüstriyel sektörü, kimya sektörü, yeme içme sektörü gibi birçok sektör dünya ticareti ile senkronize bir şekilde işliyor, Amazon'un Türkiye'ye yaptığı 100 milyon dolarlık yatırımı buna bir örnek. Bu durum Türkiye'nin lojistik ve üretim noktası olarak bölgede güç merkezi olmaya doğru ilerlediğini açık ve net bir şekilde gösteriyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.